Değerli izleyenlerimiz, DRT ekranlarında yılbaşı özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Ruma Restorant'tayız ve Merkez Efendi Belediye Başkanı Sayın Şeniz Doğan konuğumuz. Sayın Başkanım, yeniniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi seneler dileyelim şimdiden. Evet, 2023 yılı nasıl geçti? Merkez Efendi açısından, sizin açınızdan ve 2024 yılında neler bekliyoruz? Onları da sizden duymak isteriz. Evet, 2023 yılı genel anlamda Merkez Efendimiz için bir yerel yönetici olarak elimizden gelen her imkanı kullanarak ilçemize güzel hizmetler yapmak için gayret ettik. Ama genel olarak baktığımızda yaşanan ekonomik sıkıntılar, deprem, afet derecesine varacak olan yağışlar, her yeri etkilediği gibi tabii ilçemizi de etkiledi. Hem manevi anlamda hem de maddi anlamda ciddi şekilde etkilendik. Özellikle 6 Şubat depremi, evet, ve sonrasında yaşanan o kötü durum, vefatlarımız, kayıplarımız, daha 2-3 gün önce 12 askerimiz şehit, evet, oldu. Gerçekten bunlar yüreğimizi dağlayan olaylar, son bulsun istiyoruz. İnşallah. Tabii bütün bu yaşadıklarımızdan da ders çıkarmamız gerekiyor. Zaten terör yıllardır Türkiye'nin ciddi bir sorunu. Bu anlamda terörü lanetliyoruz. Bir an önce son bulmasını istiyoruz. Hiçbir gencimizin bu anlamda kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Afet boyutuna varacak şekilde olan şiddetli yağışlar, deprem, buralardan birçok pay çıkarmamız gerekiyor. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Bizler de Merkez Efendi Belediyesi olarak bu anlamda ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Çünkü ilimiz, ilçemizde de aktif pay hatları var. Evet. Bunlarla mücadeleye geçti. Aynı şekilde yine söz verdiğimiz projelerimizi, hizmetlerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya gayret ettik. Yaşanan enflasyon, ekonomik kriz, faizlerin aşırı derecede yükselmiş olması nasıl aile bütçemizi etkiliyorsa, evet, tabii ki biz belediye bütçemizi etkiledi. Biraz önce sorduğunuz, evet, gibi tekrar revize etmek. Bütçeler revize olacak. Tabii, asgari ücrete göre tekrardan revize etmek durumunda kaldık. Ama genel anlamda baktığımızda belediyemiz anlamında ya da Merkez Efendimiz anlamında bir olumsuz durum görmüyoruz. Söz verdiğimiz projeleri yola çıkarken bir yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ama şöyle bir durum var. Özellikle altını çizmek istiyorum. Pandemi ve sonrasında yaşanan olaylarla hizmetlerimiz değişti. Önceliklerimiz değişti. O anlamda projelerde değişiklik oldu. Belki vaat etmediğimiz ama yeni projelerimizi yaptık. Ama var olanlarda yaşanan ekonomik kriz ve öncelikler değiştiği için bir müddet ötelemek zorunda kaldık. Bu dönemde daha çok birebir insanların kalbine, gönlüne dokunan, onların gündelik hayatını sadeleştiren, kolaylaştıran projelerde biraz daha yürümeye çalıştık. Mesela. Yüreklere dokunduk diyorsunuz bu manada. Evet, gayret etmeye çalıştık. Bir halk ekmek, halk süt gerçekten bizim en çok sevdiğimiz demeyeyim ama karşılık gördüğümüz, manevi anlamda karşılık gördüğümüz. Biz ona proje demiyoruz, evet, zaten, o farklı işler. Bunlardan çok güzel dönüşler aldık. Kreşlerimiz bizim için çok güzel. Düğün salonumuz Sümer'de, buraya da oradan geliyorum aslında. Çok düşük ücretli yaşanan krizle birlikte özellikle gençlerimiz, evlenecek olan gençlerimiz ciddi şekilde bir bu anlamda zorluk çekiyor. Evet. Bütçesine katkı, evet, sağlıyorsunuz. Biraz daha direkt, birebir insanların gönlüne etkileyecek, hayatını kolaylaştırarak projelerle devam etmeye gayret ettik. Bizler Merkez Efendi Belediyesi olarak tabii bu yapısal projelerimiz, yapmamız gerekenler. Zaten asfaltı, yolu, kaldırımı, çöpü burada, evet, hiç konuşmayalım. Yani bunlar bizim asli görevlerimiz. Ciddi şekilde de bir üst yapı çalışmamızla Merkez Efendi Belediye'mizle, ilçemize devam ediyor. Ama biz sanatla, tiyatroyla iç içe olan bir belediyeyiz. Kültürel faaliyetler. Evet, evet, bir sanat merkezimiz var. 9 branşta enstrüman kursu veriyoruz. Korolarımız var. Kadınlarla, üreten kadınlarla gerçekten çok güzel diyaloglarımız var. Onların gelişimine katkı sunuyoruz. Onları dijital platforma taşıdık. Artık böyle Avrupa'ya açılan ciddi satış yapan kadınlarımız var. Biraz daha bunlara yöneldik.
Bunlardan da dönüşler çok güzel. Toplumun tabii Merkez Efendi 340 bin nüfusu var Evet. bugün itibariyle İrfan Bey. Yani bir il gibi diyebiliriz aslında. Evet, 23-24 Evet. ilden büyük. 50 mahallemiz var. 50 mahallemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına bağlı olarak bizden beklentiler, belediyemizden beklentiler çok farklı. Tabii biz bu beklentileri bir dengede tutmaya gayret ettik bu dönemde. Tabii bunun yanı sıra bizim bu dönemki vizyonumuzu, misyonumuzu anlatan bir bilim merkezi projemizi inşallah Şubat'ın ortası gibi bitireceğiz. Bizim için önemli eğitime yatırım Evet. bilim merkezimiz. Bu bizim vizyon projelerimizden bir tanesi. Gençlik merkezimizi Mehmet Akif Ersoy mahallemize yaptık. Gençlerimizin önünü açmak adına. 50 yüz ölçümü çok büyük, nüfusumuz çok kalabalık. Bu dönemde dev mega projeler yerine biraz daha 50 mahallenin o mahallenin ihtiyacına yönelik, o mahallenin talebine yönelik işlerle devam etmeye gayret ettik. O şekilde devam ediyoruz. Tabii bu her yetki bizde olmayabiliyor. Özellikle bütçesel anlamdaki duruma çok dikkat etmek zorundayız. Sadece ücretlerde değil, birçok kalemde ciddi maliyet artışları oldu. Evet, gelirimiz de artıyor ama giderimiz kadar gelirimiz artmadı ve hep o makası dikkat etmek zorundaydık bizim için. Bunları koruyarak, yeri geldi inisiyatif alarak, yeri geldi risk alarak, belediyecilik böyle bir şey. Çalışma arkadaşlarımızla 2023 yılını inşallah son günleri yaşıyoruz. Evet. Bitireceğiz. Hayırlısıyla. Şimdi tabii 3 ay sonra diyebileceğimiz bir süre zarfında da seçimler var malumunuz. Şimdi tabii 3 ay sonrasında da siz tabii gelen buraya belediye başkanlarına, sayın belediye başkanlarına bunu sordum. Tabii kişiler doğal aday oluyor, mevcut belediye başkanları. Bu noktada gelişmeler nedir? Tabii yanılmıyorsam Sayın Özgür Özel çarşamba günü grup toplantısında bunları açıklayacak diye bilgi bizlere ulaştı. Oradaki çalışmalar, durumlar nedir? Düşünceleriniz, fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi yılın son günleri tabii hem belediye sizi bulmuşken hizmetleri de. haklısınız tabii ki de. Hem belediye hizmetleri hızlı hem de siyaset, siyaset hızlı, hızlı Türkiye'de. Kesinlikle. Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Biz biliyorsunuz Merkez Efendi Evet. ilçemize tekrardan talip olduk. Hı-hı. Artık karar hem partimizin hem de Merkez Efendi yaşayan hemşehrilerimizin böyle bir talebimiz oldu. Hı-hı. Ama genel merkezimizce nasıl değerlendirecek? Tabii MK'da ve PM'de açıklanıyor biliyorsunuz. Evet. Bu hafta yaşanan şehitlerimizden evet, dolayı tabii ki de gündemimiz bu olmalıydı bu hafta. Artık bütün partilerin Ocak 15'e kadar yoğun bir temposu ve süreci olacak. Evet. Süreç böyle evet. devam ediyor bizim Hayırlısı için. Olsun diyelim hakkınızda inşallah. Çok teşekkür ederim. 2024 yılına dair dilek ve temennilerinizi de alalım. Evet, 2024 yılından beklentimiz çok fazla. Öncelikle barış bizim için, ülkemiz için çok önemli. Huzur, sevgi başta olmak üzere. Ekonomik krizlerin son bulduğu, ötekileştirmelerin son bulduğu, kardeş bir şekilde yaşayacağımız inşallah yeni bir yıl diliyoruz. Merkez Efendimiz'e daha güzel hizmetler yapacağımız, vizyon projeler kazandıracağımız, iyi günde kötü günde daima onların yanında olacağımız bir yıl olsun İnşallah. İstiyoruz. Ama benim için önemlisi ülkemizin barışının, huzurunun ve kardeşliğinin sağlanması temel ilkelerden bir tanesi. Umut ediyorum ki 2024 ve devamında da bunu hep birlikte tesis edebiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz sizlere, ailenizle birlikte, sevdiklerinizle. Ben de çok teşekkür ve ediyorum. Tabii ki tüm ilçede yaşayan Merkez Efendi halkının da yeni yılını tebrik ediyoruz. Sizin vesilenize, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok sağ ben olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem DRT ailesinin hem de bütün Merkez Efendi, Denizli hemşehrilerinin yeni yılını kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Merkez Efendi Belediye Başkanı Sayın Şeniz Doğan konuğumuzdu. Ve yine çok kıymetli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Deniz İhracatçılar Birliği Denik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu ile birlikteyiz. Yine tabii programımızın sonlarına doğru yaklaşırken kendisini de burada ağırlıyoruz. Sayın Memişoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. İyi teşekkür seneler ederim. Diliyoruz. Sağ olun, size iyi seneler. Evet, tabii ekonomi ve ihracat dediğimiz zaman Denizli'de özellikle Denip ön planı çıkıyor. Hı hı. Sizin yönetim kurulu başkanı yaptığınız sivil toplum kuruluşu ortaya çıkıyor. Şimdi 2023 yılı
ekonomik açıdan sizler açısından nasıl geçti, bekleneni verebildi mi? İhracat noktasında 2023 değerlendirmesi ve 2024'e dair tahminler ne yönde? Evet, şimdi öncelikle bu seneyi ele alacak olursak, Türkiye ihracatı bu sene 0.7 gibi büyüyecek büyük bir ihtimalle. Çünkü geçtiğimiz sene 254 milyar dolar bir ihracat gerçekleştirilmişti. Bu sene beklenti 255 milyar dolar gerçekleşmesi yönünde. Burada hizmet ihracatı da bir 80 milyar dolar olursa totalde yalnız zannediyorum 335 milyar dolar Türkiye'nin ihracatı olacak. Tabii deniz olarak baktığımızda biz biliyorsunuz çok güzel bir 2022 yılı geçirdik. 4.7 milyar dolar ihracat yaptık. Hatta yılın belli bir döneminde 12 aylık ihracatımız 5 milyar doların kapısını çaldı. 4 milyar 980 milyon dolar bir ihracat gerçekleştirdik. Ama dünyada piyasalarındaki daralma, enflasyonist ortam, paradaki sıkılaştırma bizim pazarlarımızda yani en iyi pazarlarımız olan Amerika'da, Avrupa'da ve İngiltere'de pazar daralması haliyle taleplerin düşmesine yol açtı. Burada en fazla bundan etkilenen sektör tekstil sektörü oldu. Ki elimizde sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene ihracatının %36'sını tekstil sektöründe yapmıştı. Bu sene ise bu şu an itibariyle %34, %33,5 seviyelerinde devam ediyor. Burada tekstilde %20 üzerinde bir eksimiz var. İlimizin ihracatı şu an 4 milyar 200 milyonun biraz üstünde gibi. Burada biz bu rakamlarla 4.2 milyar dolar bir ihracat gerçekleştirdik diyoruz bu sene. Tabi bu ihracatı yaparken 185 ülkeye yaptık. 3000'den fazla kalemde yaptık. 26 ülkeye yaptık. Bu arada bu sene ilk defa savunma sanayinde yani teknik tekstil dalının savunma sanayine ihracatımız gerçekleşti farklı ülkelere. Bu bizim için sevindirici bir haber. Bu sene bu eksiği 2024 için öncelikle bir 2022 yılını yakalamak birinci hedefimiz. Yani 4.7 milyar doları yakalamak. Sonra da üzerine koyabilirsek, üzerine koyarak 2022'nin üstüne bir rakam ulaşmak istiyoruz. Bununla ilgili de her zaman yaptığımızı biraz daha geliştirerek yapmak istiyoruz. Nedir bunlar? İşte alım heyetleri, ticaret heyetleri. Sonra ülkemizdeki bu Turkuayt programımızı güncelledik. Turkish House programımızı. Bununla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah bu sene için yani 2024 için 2023'ten daha iyi bir yıl olacak. Çünkü baktığımızda ekonomik göstergelere Amerika'da faiz artışının 3 seferdir yapılmaması, orada bir faiz indirimi beklentisinin başlamış olması, Avrupa'da hakeza aynı şekilde. Bir de bu arada biliyorsunuz farkındaysanız birkaç günden beri 1.10 üzerine çıkmıştı burada Euro dolar paritesi. Ve hatta orada şöyle bir beklenti var. Yani yılın ilk 6 ayında 1.10'un altında 1 dolar Euro paritesi ama ondan sonra çok uzun süreli bir Euro'nun hakimiyeti olacağı söyleniyor. Böyle bir beklenti var. Tabii bizim gibi ihracatının %60'dan fazlasını Euro bölgesine yapan bir şehir olarak bu bizim için iyi bir haber. Evet, çünkü ham maddeyi dolarla alıp mamul malı euro ile satmak önemli. Ben bu yılın bu göstergeler ışığında 2023'ten daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. İnşallah umutlarımız boşa çıkmaz. İnşallah. Önümüzde biliyorsunuz bir Heimtex fuarı var. Evet. 9-12 Ocak. Evet, 9-12 Ocak Almanya'da, Frankfurt'ta. Denizli'den 77 firmamız 80 ayrı standla katılıyor. Deniz İhracatçılar Birliği de orada info standı ile yer alacak. Biliyorsunuz orada kendi standı olmayan firmalarımıza launch hizmeti veriyoruz. Firmalarımız orada müşterilerle toplantılar yapabiliyorlar. Şimdi biz Marmamak Fuarı'nda, Tekstil Fuarı'nda, Marmamak Mermer Fuarı'nda, Verona'da, Dubai'de Kablo Fuarı'nda, Moskova'da Gıda Fuarı'nda birçok fuarda ihracatçının yanındayız. Onlarla beraberiz ve kafasını kaldırdığında, bize ihtiyacı olduğunda ihracatçımızın yanındayız. Yeter ki bir malı bir sent fazlaya satalım. Daha katma değerli olsun. Kendi markalarımızda yapalım. Bu konuda da çalışmalarımız var. Umarım her şey 2024'te, 2023'ten daha güzel olur. İnşallah. Peki 2024 yılına dair dilek ve temennilerinizi de alalım dilerseniz kısaca. Aslında sonda söyledim. Söylediniz yani, ama biraz daha genişletmenizi istedim. Biraz daha genişletmek. Yani 2024'te beklentimiz öncelikle huzur, mutluluk. Sağlık. Çünkü biliyorsun bir pandemi sürecinden geçtik. Arkasından büyük bir deprem felaketi. Dünyada örneği olmayan bir deprem felaketi yaşadık. Malum terörün olmadığı bir dünya dilememiz lazım. Çünkü dünyanın artık güvenli bölgesi yok. Geçen biliyorsunuz Prag'da bir adam kaldırdı. Kaç kişi öldürdü.
Yani burada anarşinin olmadığı, terörün olmadığı, insanların kardeşçe yaşadığı, evet bu biraz Durdu. Güzellik yarışması finalistlerine sorulan soru gibi oldu ama yani dünya barışına evet. katkı bulunacak bir liderlerin dünya barışına katkı bulunmasını biliyoruz. Evet. Bu en önemlisi bu, değil mi? Bu. Evet, öncülük etmeleri aslında. Öncülük etmeleri, birbirleriyle itişmeyi, kakışmayı bırakmalarını ve insanlar için şeyler yapmalarını bekleyelim diyelim. Evet. İnşallah böyle bir yıl olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz yayınıza katıldığınız için. Size de sevdikleriniz, ailenize beraber iyi seneler diliyoruz. İnşallah görüşmek çok üzere. Çok sağ olun. İyi seneler. Evet, DENİP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu ile birlikteydik ve yine yakından tanıdığınız bir isim, TESİAD Başkan Yardımcısı ve DENİP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Uzunoğlu bizlerle birlikte. Yanımıza hoş geldin Sayın Uzunoğlu. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, iyi seneler. Sağ olun. Evet, 2023 sizin cephenizden, pencerenizden nasıldı? 2024'e nasıl giriyorsunuz? Yani tabii 2023'e başlarken esasında çok büyük umutlarla girildi. Hem ihracat ayağına bakıldığında hem de Türkiye'deki siyasi anlamda bakıldığında büyük umutlarla girildi. Ancak biliyorsunuz yılın başında çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldı. Devletimiz, milletimiz, bizler çok büyük bir moral motivasyonumu kaybettik esasında. Ama tabii çok güçlü bir devlete ait olan bir toprakların içerisinde yaşadığımız için de bunu çabucak bertaraf etmeye çalıştık ve etmeye de devam ediyoruz. Bunun arkasından tabii ihracattaki durağanlılık, işlerimizdeki sakinlik bizi biraz yordu. Hep böyle acabalar. Sakinlik ya işte yordu altıncı, diyorsunuz. Tabii yordu, çok yordu. Sakinlik çok yordu. Bir çalışmaya alışmışız çünkü. Evet. Yani evet. Biz koşturmaya alışmışız, biz üretmeye alışmışız. Yani Denizli'nin zaten en büyük özelliği bu değil mi? Üretmek, ihracat yapmak, mücadele etmek. Sakinlik yordu. Ya 6. ay olacak, işte 6. aydan sonra biraz toparlayacak falan derken bu sefer dünyadaki parasal daralma devreye girmeye başladı. Ve üst üste faiz artırımları, üst üste faiz artırımları. Bununla beraber de dünyadaki enflasyon tabii geçtiğimiz yıldan gelen bir enflasyon ile mücadelemiz vardı esasında. Bu enflasyonla mücadeleyi bu yıl biraz daha özellikle merkez bankaları üst üste faiz artırarak yukarıya doğru çekince parasal bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Parasal daralmadan kaynaklı bu sefer iş potansiyelimiz düşmeye başladı. İhracatımız düşmeye başladı. Ki Hüseyin Başkanım da bahsetmiş olabilir. Yani bu sene esasında bakıldığında totalde tekstil sektöründe %16 gibi bir düşüş gözüküyor ama %16.10 gözüküyor en sonki dünkü rakamlarla beraber. Ama bence realde yani sanki böyle %40'larda falanız yani. Hissedilen. Kesinlikle böyleyiz ki firmalardaki iş yükü, firmaların ihracat rakamları çok korkmuş düşmüş durumda. Evet. Ama bir şekilde demek ki yeni oyuncular giriyor, yeni ihracatçılar girmiş ki orayı kapatmışlar. O yüzden bunlarla uğraşırken işte 9. ay gelir, 9. ayda yeni bir sezon oluşur mu acaba? Çünkü bizim genelde tekstil sektörümüz 9. ay itibariyleydi derken yani bir taraftan büyük bir deprem yükü, bir taraftan siyasi olarak çevremizdeki savaşlar ki ben bunlar siyasetten başka bir şey değildir. Hem Ukrayna savaşı hem İsrail savaşı ki İsrail'de çok büyük bir kıyım var bu arada. Onu da buradan açıkçası ifade etmek istiyorum ve oradaki insanların katledilişini biz çok üzülerek seyrediyoruz. Adeta bir soykırım. Yani bir kesinlikle bir soykırım ve bu soykırımın bir an önce durması gerektiğini düşünüyoruz ve onun için de mücadele ediyoruz ama tabii elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz yapabiliyoruz. İnşallah o acı da bir gün muhakkak son bulur ki biz de huzurlu oluruz. Çünkü insan huzurlu olmalı. Biraz önce dedim ya yordu diye. Evet. Yoruyor. Yani düşünsenize kocaman bir deprem olmuş ülkede. Evet. Deprem bizi yani 9 tane ilden 10 tane ilden bahsediyoruz. Evet. Bizi çok yordu. Onunla beraber ekonomi... Bir ülke büyüklüğünde aslında yani Avrupa'daki ülkeler boyutunda bir... Ekonomi yordu. Yıkıldı. Evet. Yani birçok şey üst üste gelince bu sene açıkçası 2023 bence biraz insanların gardının düştüğü bir ortam olarak baz almak lazım ama tabii umut kesilmez. Umut hiçbir zaman bitmez. Umudumuzu biz yitirmeyeceğiz ve bir şekilde bu yılı zaten son günlerimiz, bugün birkaç günümüz var.
Son birkaç gün içerisinde her şeyi bitirmiş olacağız. Bu yılı bitiriyoruz. Eğrisiyle doğrusuyla, eksiğiyle artılarıyla bitirerek hem ihracatımızda hem hayatımızda hem sosyal yaşantımızda hem devletimizin efendim yaşadığı büyük deprem, ya daha doğrusu ülkemizin yaşamış olduğu büyük deprem vesilesiyle bunların hepsini artık bitirmiş olacağız. Ve bu doğrultuda da 2023'ü kapatıp 2024'e doğru yelken açmamız lazım ki 2024'te beklentilerimiz bir tık daha yukarı doğru çıkmak zorunda. Çünkü çarkların dönmesi gerekiyor. Ne olursa olsun bugün ülke çarkı, ülkenin en büyük geliri ihracat. İhracatı biz ne yapıp bir şekilde yukarıya doğru çekme zorunluluğumuz var. Çünkü biz üretici bir ülkeyiz. Biz dünyada domino taşlarının bir tanesiyiz esasında bakıldığında. Dünyada özellikle Avrupa'yı ve Amerika'daki birçok ev tekstil gruplarını biz domine ediyoruz. Biz sübvanse ediyoruz bunları. Evet. Bizim üzerimizden gidiyor birçok şey. O yüzden biz ne yap özellikle deniz için söylüyorum bu söylediklerimi. Biz bunları bir şekilde tekrardan konumlandıracağız. Gerekirse kendimizi başka yerlere doğru sürükleyeceğiz. Çünkü hep aynı şeylerle yürümek artık bu saatten sonra çok zor. Değil mi? İnovasyon aslında burada devreye giriyor. Yeni şeyler söylemek zorundayız hep beraber. Evet. Yani sadece eşimiz dostumuz belki bizi bu konuda kızabilir ama sadece geçende de ifade etmeye çalıştım. Buyurun. Dört taraflı dikişli bir havlu artık bizim grubumuzun içerisinde çok zor. Çok zorlanacağız. Çünkü basic bir mal. Evet. Basic malda bizim rekabet etme şansımız yok. Muhakkak Ar-Ge yapacağız, muhakkak Ür-Ge yapacağız, muhakkak inovasyon işlerine gireceğiz. Gerekirse şartlarımızı değiştireceğiz. Gerekirse küçüleceğiz ama daha katma değerli işlerle yürüme zorunluluğumuz var. Bunu Denizli'nin yapacağını düşünüyorum ben. 2024 bence bunun için iyi bir fırsat olacak diye düşünüyorum açıkçası. Çok kısaca 2024'e dair dilek temennilerinizi de alalım kısa bir şekilde. Ya ben savaş istemiyorum kendi adıma. Savaşın olmadığı bir 2024 yılı diliyorum. Hem Ukrayna Savaşı, yine Suriye Savaşı. Suriye'yi unuttuk biliyorsunuz. Evet, evet. Suriye Savaşı. İsrail Savaşı zaten bizim içimizi yakan bir savaş. İstemiyorum. Huzur istiyorum ben kendi adıma. Eminim ki hem ailem adına, hem Egem Tekstil kendi ailem adına, Deniz İhracatçılar Birliği adına, Tesisat adına herkese huzurlu bir yıl diliyorum. En önemli şey bence huzur. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere iyi seneler diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tesisat Başkan Yardımcısı ve DENİP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Uzunoğlu'yla birlikteydik. Kendisinin dilek temenni ve düşüncelerini almaya çalıştık bu açıdan. Ve tabii ki yılbaşı özel yayınımızın DRT ekranlarında Ruma ve Sorant'a gerçekleştiriyoruz. Unibro Sigorta sponsorluğunda yapıyoruz bu yayınlarımızı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Unibro Sigorta kurucu ortakları olan Masar Uncuoğlu ve Mete Hakan Güner şu anda bizlerle birlikte. Masar Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Mete Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi seneler diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız, şeref verdiniz. Ve ayrıca bizlere bu noktada, bu yayınımızda da ana sponsor olduğunuzdan dolayı da sizlere minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olunuz. Dilerseniz Masar Bey sizle başlayalım. Tabii yapmış olduğunuz faaliyetleri bizler merak ediyoruz. Çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında hem kendi şirketiniz özelinde Unibro Sigorta olarak hem de bu sektör manasında 2023 yılı nasıl geçti? 2024 yılından nasıl gidiliyor? Evet, 2023 yılı malum riskler, gerçekleşen afetler sebebiyle aslında sigorta sektörü, toplum ve ülke için sonuçları verimli bir yıl değildi. Ciddi kayıplarımız oldu. Evet. İnsanlarımızı kaybettik, değerlerimizi kaybettik. Tabii biz sigorta sektörü olarak bunun bir kere derin üzüntüsü içerisindeyiz. Çünkü biz de bir toplumun bir parçası, bireyleriyiz, sevdiklerimiz, ailelerimiz bir toplumun bir parçası, bireyleri. Tabii bunun mali uzantıları olsun, yerine koyma şartları, yenileme veya da finansal kayıpları yönünde bir nebze olsun, bir yara bandı sunabildiyse bu sektör, ne mutlu bize, ne mutlu o sektörün paydaşlarına, öyle söyleyeyim. Bu manada yorucu ve yoğun bir yıldı. Şimdi bu yılın sonunda tabii ki finans piyasaları bu olayın da etkisiyle negatif anlamda etkilendi. Bunun sonucunda zannediyorum ki 2024 yılında nispeten biraz daha dar ama iyi sigortacıların, iyi sigortalıların, iyi müşterilerin gerçekten sonuçlarını çok daha iyi hissedeceği, verimli bir yıl olabileceği kanaatindeyim.
biten yıl etkileriyle, önüyle arkasıyla, Unibro özelinde de takdire şayan finansal sonuçlar yaratabilecek imkanlar da bıraktı. Ama mali kayıplarının ve afet riskinden dolayı tabii ki bunları çok da sindiremedik, çok da hakkıyla karşılayamadık. Ana hatlarıyla verimli bir yıldı. Daha da iyi olabilme adına yeni yılda opsiyonlarımız, hareketlerimiz, aksiyonlarımız devam edecek. İnşallah. Peki Mete Bey, Unibro Sigorta hangi alanlarda daha çok faaliyet gösteriyor? Çalışmalarınız ne yönde? Evet. Bunları da merak ediyoruz. Çalışma, faaliyet alanlarınız. Memnuniyetle. Evet. Şimdi belki öncelikle brokerage, sigorta brokerage hangi temeller üstünde yer alır? Ondan belki çok kısa müsaade ederseniz bahis gereklidir. Sigorta brokerage işi aslına bakarsanız hazine müsteşarlığından lisansa tabi bir iştir. Temelde 3 tane ana lisans vardır. Hayat, elementer ve reassurance. Hayat herkesin bildiği hayat sigortaları, ferdi kazalardır. Elementer daha genel adıyla araçlara yapılan sigortalar, evlere, varlıklara, fabrikalara, makinelere yapılan sigortalardır. Reassurance da isminden anlaşılabileceği üzere sigortanın sigortalanması denilebilecek. Sigortanın sigortası, evet. Ya da ek kapasite, imkan yaratılabilecek yeni bir yaratıcı dünya olarak tanımlanabilir. Unibro bu üç alanda da lisansa sahip bir brokerage şirketi. Şirket merkezimiz İstanbul'dur. Türkiye'nin muhtelif coğrafyalarında çok kıymetli müşterilerimiz bulunmakta. Aynı zamanda yurt dışında da iş yapabilme kabiliyeti veren bir lisanstır, reassurance lisansı. Bu perspektiften sektördeki doğru iş ortaklarıyla globalde de özellikle Türk yatırımcılarının faaliyette bulunduğu coğrafyalar esas olmak üzere teminat altına alınmasına aracılık ettiğimiz riskler var. Brokerage şirketinin aslında temeldeki mevcudiyetinin sebebi nedir? Brokerage şirketi yasal mevzuat da bunu vurgular. Sigorta satın alması yapan şirketlerin aslında sigorta satın alma süreçlerini yöneten iş ortaklarıdır. Bunun da aslında bakarsanız yapılmasını teminen bir manada müvekkil temsili benzetmesi yapılabilir. Sigorta satın alması yapan şirket brokerını belirler, yetki sahasını çizer ve satın alma için tanımları koyduktan sonra brokerını görevlendirmiş olur. Biz de yurt içinde riskin mahiyetine göre büyüklük ya da kompleksite gerekli hallerde yurt dışında teminat bulunması ve aslında o risklerin doğru analiziyle poliçeleşmesini sigorta şirketleri ve müşterilerimiz arasında bir köprü vazifesi görerek tamamlama sürecini yönetiriz. Bu cihetten baktığınız vakit Unibro aslında Türkiye'nin genel dinamiklerine uygun bir sektörel dağılıma sahip kendi bünyesinde de. Yurt içinde yönetilmesine aracılık ettiğimiz riskleri dikkate alırsak yenilenebilir enerji etkin olduğumuz alanlardan bir tanesi. Çok güzel. Ağırlıklı güneş enerjisi santralleri olmak üzere. Bunun yanı sıra uluslararası nakliye, lojistik ve filo yönetiminde Türkiye'nin önemli markalarıyla, şirketleriyle risklerinin doğru yönetilmesi hususunda önemli işbirliklerimiz var. Bunun dışında inşaat ol risk, montaj ol risk diyebileceğimiz riskler aslına bakarsanız yine etkin olduğumuz alanlar arasında. Bunun altında çok farklı alanlarda temelde ihracata üretim yapan müşterilerimizin ürün mali mesuliyet poliçeleri olmak üzere pek çok kanalda aslında faaliyette bulunuyoruz. Çok güzel. Genel adıyla toplamak gerekirse böyle izah edelim. Evet. Son olarak şunu sorayım. Şimdi Masar Bey size yönelteyim bunu. Evet, birçok sigorta şirketi firması var. Neredeyse herkesin mutlaka sigorta yaptırdığı, hiç olmadı arabasına, hiç olmadı kendine bir şekilde ya da evine, her neyse. Unibro burada
Nasıl pozitif ayrılıyor, nasıl ön plana çıkıyor, bunu da merak ediyorum. Kısaca bunu ifade edebilirseniz sevinirim. Evet, biz yapımız gereği esasen bir risk danışmanıyız. Sigorta güven esaslı bir iş ve bu risk transferinde önemli bir aracı. Biz burada müşterilerimizin risklerini doğru analiz etmekte, onlara doğru çözümler üretmekte, dolayısıyla doğru poğaçeler dizayn etmekte yükümlüyüz. Bunu da doğru sözleşme tahtındaki buna poğaça deniyor sektörde. Sahaya indirmeli ve hayata geçirmeliyiz. Bu satış öncesi aksiyonlarımıza yarattığımız farklılıklardan bir tanesi. En önemlisi sigorta satış sonrası esasen kendini ifade edecek bir sektördür. Belki de ihtiyaç halinde satın alamayacak dünyadaki ender şeylerden. Yani hasar olduğu zaman bu poğaçayı satın alamazsınız. Dolayısıyla hasar anında bir sigortanın ulaşılabilir olması, doğru tepkileri vermesi, süreç dahilinde oluşan kasar ya da kazanın etkilerini giderecek, en azından iyileştirecek aksiyonları alınmasında sigortasına yardımcı olması bu anlamda önemli. Biz Unibro olarak satış sonrasında da ulaşılabilir. Orası önemli değil mi? Kesinlikle ulaşılabilir. Orası, olması, sigorta da özellikle çok önemli. Ulaşılabilir, objektif, yaptığı poğaçaya hakim ve doğru bir risk transferiyle müşterisinin yanında durmayı deneyen, lokal ve global piyasalardan da bu satın almayı çeşitlilik sağlayarak yapan bir brokeriz. Evet. O zaman çok teşekkür ediyoruz bu bilgilendirmeleri bizlerle paylaştığınız için ve tekraren sizlerin ve tabii ki Unibro Sigorta bütün çalışanların da yeni yılını tebrik ediyoruz. Ve bizleri bu yayınlarımızda yalnız bırakmayıp ana sponsor olduğunuz, desteklerinizi esirgemeniz için de çok minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bize bu fırsatın verilmesi önemli. Denizin içerisinde kendi sektörümüzde etkin bir oyuncu olma gayretimiz çerçevesinde bu fırsatın verilmesinden mütevellit biz de DRT'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. Evet. Birazdan yılbaşı pastası kesiminde yine sizlerle birlikte olacağız. Evet, iyi seneler diliyorum sizlere. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, Unibro Sigorta kurucu ortakları Masar Uncuoğlu ve Mete Hakan Güner'e çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine bu desteklerinden dolayı da minnettarız. Ve tabii ki her sene olduğu gibi bu sene DRT Yılbaşı özel yayınımızda çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Tabii ki artık final yapacağız, noktalayacağız. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'la birlikteyiz ve kendisiyle güzel kısa bir sohbet yapacağız. Tabii kendisiyle de yine yılbaşı pastamızı, yeni yıl pastamızı hep birlikte kesmeye çalışacağız. Sayın Başkanım yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olunuz. Bu yoğun temponuzda vakit ayırıp buraya teşrif ettiğiniz için de minnettarız. Çok sağ olunuz. Size sağ olun. Tabii anlatacak çok şey var. 2023'ü anlatın dediğimizde herhalde sabah 6'ya kadar devam edebiliriz. Fakat yine sizin öngörünüz doğrultusunda kısa başlıklar halinde 2023 yılı Denizli Büyükşehir cephesinde nasıl geçti merak ediyoruz. Tabii 2023 yılı ülkemiz açısından baktığımızda gerçekten başlangıcında o Şubat'ta yaşanan depremle gerçekten en büyük acıyı yaşadık. Yani 50 binin üzerinde vatandaşımızın kaybı oldu. Yani 2023'ün en derin iz o Kahramanmaraş merkezli 10 bin ilde yaşanan deprem. Tabii ki Büyükşehir olarak da biz oraya koştuk imdada. Elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Tabii 2023 yılının ayrı bir önemi Cumhuriyetimizin 100. yılı olması. O ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluktu. Coşkuyla Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu etkinliklerle, valiliğimizle yapmış olduğumuz tüm kurumlarımızın işbirliğiyle yapmış olduğumuz etkinliklerle çok güzel bir 100. yıl hissettik. Ve onu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize saygımızı, minnetimizi sunmuş olduk. İnşallah Cumhuriyetimiz de ilelebet payda olsun, yaşasın dedik nice yüzyıllara. Onunla ilgili de güzel bir etkinliklerimiz oldu ve 2023 yılında bu 100. yıl yaşamanın da ulaşmanın da ayrı bir mutluluğunu hep beraber yaşadık ülke olarak. Tabii 2023 yılı birçok güzeller olduğu gibi biraz bahsettiğim gibi sıkıntılar da oluştu. Ya tabii savaşlar devam etti. En çok Gazze'de baktığımızda Gazze olayı gerçekten insanlık dramı, çocuklar, kadınların katledilmesi bizi derinden üzdü, sarstı. İnşallah oradan da güçlü bir şekilde barışa gitmesi, en bir an önce barışa gitmesi temennimiz. Tabii Büyükşehir olarak biz yine 2023'te daha önceki yıllarda olduğu gibi, görevi geldiğimiz günden bugüne yapmış olduğumuz gibi durmadık, koştuk. Vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını
karşıma noktasında birçok icraatlar ortaya koyduk. Bununla ilgili hem asfaltlama çalışmaları, hem tarımsal anlamda yardımlarımız, desteklerimiz. En büyük işlerimizden birisi işte Akbaş Barajı, İşbe Su Barajımızın devreye alınması ve hizmete alınması, vatandaşlarımızın artık su arz güvenliğinin güvence altına alınması. Çünkü su hayat demek. Evet. Bu bizim için gerçekten belediyenin belki yapmış olduğu en büyük işlerden birisi. Su arz güvenliği yanında tabii ki en büyük giderimiz enerji giderimiz var. Bu enerji gideri aylık 45-50 milyonluk her ay elektrik bedeli ödüyor Büyükşehir Su Kanal İdaresi. Hı hı. Bunu karşılamak anlamında da Çivril'de 90 megawattlık bir enerji, güneş enerji santrali inşaatını başlattık. Şu anda, projeleri de önemli atalım. Tabii. Kazanım bu açıdan tabii. Yani. Yani hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah Mart ayında da onu devreye almaya, elektrik üretmeye devam başlayacağız inşallah. Bu sefer de yani enerji, kendi enerjimizi karşılamış olacağız. Artı da ürettiğimizi de satıp belediyemize, şehrimize bir akar haline getireceğiz. Hedefimiz o. İnşallah Allah'ım kuvvetler versin. Yani bunlar Denizli tarihinde devasa işler. Bir kere baraj olayı, içme suyu barajı. İlk defa içme suyu barajı yapıldı. Şimdi güneş enerji santrali kamu kurumlarının yapmış olduğu Türkiye'de en büyük Denizli'mizde yapılacak, bitecek inşallah. Onun başlangıcı yaptık. Tabii bunun yanında günlük işlerimizde de aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Baktığımızda bu sene başladığımız engelsiz spor yaşam merkezi, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırma noktasında inşaatımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Acıpayam'da gençlik ve kültür merkezi inşaatımız bitti diyebiliriz. Bir 10-15 gün içinde inşallah hizmet alacağız. Bekili'de yine gençlik merkezi ve efendim spor salonu inşaatımız sona gelindi. Buldan'da da yine kültür merkezi ve pazar yeri ve garajı ile ilgili itfaiye binası ile ilgili de başlangıçlarını yaptık. İnşallah orada da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunun gibi sayamayacağım onlarca sosyal tesisler, spor alanları, parklar, halı sahalar, yani özellikle tarımsal anlamdaki desteklerimiz, ticaret borsamızla yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde lisanslı depoculuk. Evet. Yani hem Sayın Tefendi ile konuştuk, çok önemli işler. Evet. Evet, hem Tavas Acıpayam makasın dediğimiz bölgede o bölgeye hitap edecek lisanslı depoculuğumuz bitmek üzere. Bir de Çivril, Çal Baklan bölgesini hitap edecek şekilde orada da aynı şekilde yapım devam ediyor. İnşallah bir buçuk ay içinde de onu hizmete alacağız. O Denizli'nin ambarı olacak. Evet. Eskiden evde ambarlar çok olurdu. Önemli aslında. Yani toksinleşmemesi, gıdaya tertemiz ulaşabilme açısından o depoculuk çok önemli, çok değerli bir proje. Tabii o ürünün kaliteli kalması çok çok önemli. Evet. Bir başka önemi de şu, insanlarımız tabii depolama anlamında sıkıntı çektiğinde elinden çıkarma ihtiyacı, zorunluluk oluyor. Bu noktada o yoğunlaştığı zaman üretim piyasa sorununda biliyorsunuz fiyatlar aşağıya iniyor maalesef. Düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor vatandaşlarımız. Onu depolama anlamında bir imkan sunulabilmesi o fiyatın belli noktaya gelmesine sağlıyor. İhtiyaç duyulduğunda satmak zorunda kalmıyor. Onun için o depo önemli. Finansman erişim noktasında da çok kolaylığı var. Tabii, yani o manada bir krediye ihtiyacı olduğunda direkt oradan yapılan anlaşmalar tabii. O da çok iyi getiriler sağlıyor. O elindeki almış olduğu belgeyle teminat göstererek bankalardan çok rahat kredi alımı gerçekleşiyor. Bizim çocukluğumuzda köyümüzde ambarlar vardı. Evet. Artık diyorum ki bu da Denizli'nin ambarı. Hem Çivril bölgesinde hem de Acıpayam Tavas bölgesinde, Senihisar bölgesinde böyle inşaatımızı güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çünkü tarım önemli. Ayrıca bir fileke tesisi inşaatımız devam ediyor. O da hayvancılıkta besi anlamında birçok kolaylığı sağlayan, inşallah o da Ocak ayında tamamlayacağız. Sonuç itibariyle baktığımızda şu anda ilk aklıma gelen bunlar. Evet. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında gerçekten olağanüstü çalıştı, gayret etti. Vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için, onların taleplerini karşılamak, ihtiyaçlarını karşılamak anlamında çok çok güzel işler yaptık. Ve denizimiz bugün dönüp baktığımızda temiz havasıyla, yeşil alanlarıyla, altyapısıyla güçlü bir şehir, dirençli bir şehir. Aynı zamanda kayak merkeziyle, teleferiyle, hele
kültür faaliyetlerimiz, kongre kültür merkezimiz gerçekten bu ara yoğun, yani 2023'te yoğun bir faaliyetler gösterildi. Ulusal, uluslararası etkinliklere çok çok büyük etkinlikler yapıldı. Vatandaşlarımız artık İstanbul'da gördüğü etkinlikleri Denizli'de çok rahat, çok rahat görebilir hale getirdik. Çünkü Denizli'miz insana her şeyin en iyisine, en güzeline ve en fazlasına layık diyoruz. Evet. Seçimler yaklaşıyor. 90 gün kaldı diyelim. Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz yerel seçimlere dair giderken? Tabii seçim demokrasinin vazgeçilmezi. Milletimizin iradesiyle biz göreve geldik. Artık o vermiş olduğu yetki 31 Mart günü sona erecek bize vermiş olduğu yetki. Tabii ki tekrar yetki alma noktasında eğer partimiz aday gösterdiğinde inşallah yine milletimizin karşısına çıkacağız. Tabii ki, Yani şunu söyleyeyim, yaş itibariyle uygunuz. Evet. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde çok şükür, bir sıkıntımız yok. Tabii en önemlisi de bilgi ve tecrübe anlamında ve şehri tanıma anlamında bir birikimimiz var. Bu birikimi boşa gitmemesi için, yok olmaması için tabii ki milletimizin daha iyi hizmet edilmek anlamında bu birikimden yararlanmak ve tecrübeden yararlanmak ve bu bilgiyle daha hızlı hareket edip daha fazla iş yapma potansiyelimizi kendimde görüyorum. İnşallah bu noktada Allah nasip etsin, hayırlısı nasip etsin. Tabii ki en son kararı milletimiz verecektir. Biz buradayız inşallah. Milletimiz ne karar verirse de başımızın tacı. Aynı zamanda 31 Mart'ta da Denizli'deki vatandaşlarımız bize karnemizi verecek. Biz öğrenci gibiyiz yani. Karne alacak heyecanla bekliyoruz. İnşallah tabii kazanan Denizli olsun. Evet. Yani biz çok şükür Allah'ım hamdolsun bu makama, bu göreve önce Allah'ım sonra hemşerilerimiz, Denizli kardeşlerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz bize layık gördüler. Bu gerçekten onurların en büyüğü, şereflerin en büyüğü benim için. Ve bu görevi de aldıktan sonra onlarla gönül bağı kurarak en güzel şekilde şehrimize birlikte hizmet ettik. Durmak yok, yola devam diyebiliriz yani. Yani Denizli'de ne yapıldıysa vatandaşlarımızın desteğiyle ve birlik ve beraberlik içinde birlikte yaptık diyoruz. Yani bir önce saydığım ve yıllarca yaptığımız işleri tek başına Osman Zulan yapmamıştır. Milletimizin desteğiyle el ele Denizli yapmıştır. Denizli yaşayan vatandaşlarımız yapmıştır. İnşallah aynı hizmetleri yapma noktasında gayretimiz olsun istiyoruz tabii ki ama son söz milletimize ait. İnşallah Allah'ım şehrimiz için hayırlı olanı nasip edecektir. Şahsımız için, kendimiz için de hayırlı olanı nasip edecektir. Bizim hani nam, şöhret, makam peşinde değiliz artık. Bu bilgi ve tecrübemizde şehri tanımamızın avantajıyla bir kurumsal hafıza var diyorsunuz. Kurumsal hafıza. Büyük şehirde kurumsal hafıza. Ben ilk başkan olduğum günle bugün arasında dağlar kadar fark var. Şimdi illaki, kurumu tanıyorsun, efendim şehri tanıyorsun, bir iş nasıl yapılır onu biliyorsun ve Ankara bazındaki bağlantıların da, oradaki temasların da, oradaki dostluklar veya birlikte işbirliği yaptığınız siyasilerimizle, bakanlarımızla, cumhurbaşkanımızla bu noktada artık belli bir seviyeye geldik diye düşünüyorum. Onların o artıyı Denizli'mize getirmeyi inşallah Allah'ım nasip etsin. İnşallah. Tabii ki son söz milletimiz, önce genel merkezimiz karar verecek, sonra milletimiz son sözü söyleyecek. Ne söylerse başımızın tacıdır, alır kabul ederiz. İnşallah hakkınızda Denizli açısından, milletimiz açısından hangisi hayırlı olacaksa tabii. O olsun diyelim sizin açınızdan da tabii inşallah, ki sizin inşallah. Yapmış olduğunuz çalışmalar takdire şayan. Dediğim gibi sabaha kadar bunları konuşabiliriz. Denizli için bu yoğun çabalarınız, emekleriniz için de biz de bir kez daha burada DRT ekranlarında minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çok sağ olun. 2024 yılına dair kısa bir değerlendirme alalım ve ardından pasta kesimine geçeceğiz. Tamam. Evet, 2024 yılı inşallah şehrimize, yaşayan insanlarımıza, ülkemize, dünyamıza öncelikle huzur, barış getirmesini temenni ediyorum. Artık çocuklar katledilmesin, kadınlar öldürülmesin, savaşlar olmasın. Ve inşallah bu sebepleri ortadan kaldırarak herkesin tok olduğu, barış içinde olduğu, kardeşçe yaşadığı bir dünya giden yolu açsın İnşallah. 2024. İnşallah. Tabii ki ülkemiz için
Allah'ım inşallah daha güzel günler göstersin. Özellikle 23'te yaşanan bu afetler, evet, felaketlerden korusun, tekrarına korusun, beterinden korusun. İnşallah 2023'teki yaşanan güzellikler 2024'te artarak devam etsin. İnşallah. 2023'te yaşanan olumsuzluklar 2004'te olmasın. Duamız budur. Herkes kardeşçe, barış içinde ve ülkemizin daha ileri gittiği ve şehrimizin birçok hizmetleri almaya devam ettiği ve inşallah herkesin mutlu olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah, İnşallah. 2024 23 yılından daha hayırlı olsun, daha güzel olsun. Herkes mutlu olsun. Evet, şu bu güzel temenniler doğrultusunda artık yılbaşı pastamızı kesmeye vakti geldi. Yavaş yavaş arkadaşlar da onu getirirken ben şöyle hemen mikrofonu da elime alayım. Tabii bu arada Unibro Sigorta kurucu ortakları Masar Bey ve Mete Bey'i buraya davet edelim. Ayrıca genel yayın yönetmenimiz Sayın Önder Varol, Tolga Düzgören, Cansu Karacık yazıcı hep birlikte burada yılbaşı pastasını birlikte keseceğiz. Buyurunuz böyle alalım. 2024 yılının sağlık ve afiyetle barış ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyoruz ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan eşliğinde 2024 yılı pastamızı kesiyoruz hep birlikte. Dilerseniz birkaç cümle alalım Sayın Zolan. Efendim 2024 huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Herkes arzu ettiği güzelliklere kavuşsun. İnşallah 2024-2023'ten daha güzel olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarınızla diyelim 2024 yılı pastamızı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan kesiyor. Bizler de iki gün boyunca Ruma Restoran'da hep birlikte bu yayını gerçekleştirdik. Sayın Önder Varol, Genel Yayın Yönetmenimiz, Sayın Başkanımız ve tabii ki DRT ekibinden Tolga ve Cansu ve ana sponsorumuz Unibro Sigorta ile birlikte bu yayını da bu şekilde noktalıyoruz. İki gün boyunca sizlerin karşınızda olmaya çalıştık ve 2024 yılını da sağlık, sağlık, afiyetle, barış ve huzurun olduğu, bereketli ve güzelliklerin bizi karşıladığı bir yıl olmasını diliyoruz. İki gün boyunca bu yaptığımız yayınlarda sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Tabii ki ana sponsorumuz Unibro Sigorta'ya teşekkür ediyoruz. Bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz ve bizleri burada misafir eden Ruma Restoran çalışanlarına da minnettar olduğumuzu belirtiyoruz. Ve sizlere güzel seneler diliyoruz efendim. Hoşça kalınız, iyi akşamlar.